Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları karşısında çaresiz kalan terör örgütü kendine yeni bir ortak arayışına girdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Vekili Azad Küreci, Haçlı Şabi ve PKK'nın Türkiye'nin Irak'ta var olan sivil ve askeri varlığına karşı ortak saldırı kararı aldıklarını söyledi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Milletvekili Azad Küreci, terör örgütü PKK ile Irak'taki İran destekli Haçlı Şabi'nin Türkiye'ye karşı anlaştığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara operasyonu öncesi Sincar'da yapılan toplantıya Ketayb Hizbullah, Hareket En-Nuceba, Asayip Ehlul Hak gibi Haçlı Şabi çatı yapılanmasını oluşturan en büyük grupların siyasi ve askeri yöneticileri katıldı. PKK temsilcileri de toplantıya Mahmur kampından gelerek dahil oldu. Özel kamufle araçla Sincar'a gelen PKK yöneticileri arasında Duran Kalkan'ın da yer aldığı belirtiliyor. Azad Küreci toplantıda tarafların Türkiye'nin Irak'ta devam eden terör karşıtı operasyonlarına karşı işbirliği anlaşması yaptığını ifade etti. Küreci, Haçlı Şabi ve PKK'nın Türkiye'nin Irak'ta var olan sivil ve askeri varlığına karşı ortak saldırı kararı aldıklarını kaydetti. Erbil Havalimanı ve şehir merkezine yönelik roketli saldırının da aynı toplantıda kararlaştırıldığını kaydeden Azad Küreci, Erbil'i vuran roketler şehrin 7 kilometre güneybatısından ateşlendi. Erbil-Mahmur yolundan atılan roketler İran devrim muhafızlarına ait çıktı. Olayı Haçlı Şabi bünyesinde kurulan Paravansaray'a Evliya Eddem isimli örgüt üstlendi. Yerleri bilinmesin ve Haçlı Şabi doğrudan hedef alınmasın diye böyle bir örgüt ihdas ettiler. Saldırının PKK ve Haçlı Şabi işbirliğiyle düzenlendiğine ilişkin ciddi bilgiler var dedi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Türkmen Milletvekili Azad Küreci Erbil'e yönelik saldırı ile KDP'ye Türkiye'den uzak dur mesajı verildiğini vurguladı ve şunları anlattı. Haçlı Şabi PKK ittifakının Erbil'i hedef alan füze saldırısında Barzani yönetimine gözdağı vermek istediler. Barzani'ye istersek senin Erbil'i kana bularız mesajıydı bu. Medya çok fazla yer vermedi ancak roketlerden 5'i şehir merkezinde Naz ve Bahtiyari semtlerine düştü. Birçok sivil yaralandı. Erbil Havalimanı ve ABD askerlerinin üssü olayı daha karmaşık kılma adına hedef alındı. Irak Bölgesel Yönetimi'nin Bağdat ile ciddi sıkıntıları var. İran ile de uzun süredir yaşanan problemler bulunuyor. Haçlı Şabi PKK ittifakı bu süreçte Türkiye ile işbirliğinin derinleşmesinden rahatsız durumda. Saldırıyı üstlenen Şii Paravan grubun açıklamasında da Türk hedeflerinin vurulacağının belirtilmesi zaten durumu yeterince açıklıyor. Erbil Sebze Hali civarına kadar sızıp ardından roketlerin fırlatıldığı aracı imha edip olay yerinden kaçtılar. Bu apaçık gösteriyor ki PKK bu saldırının bir parçası. O füzeler PKK işbirliğinde oraya kadar getirildi ve ateşlendi. Orada Türkiye'ye ait herhangi bir askeri ya da sivil Türk varlığı yoktu. Ancak örgüt ABD, İsrail ve Türkiye'yi birlikte zikretti. Türkiye'nin son diplomasi hatağı önemli ve pozitif sonuçlar doğurdu. Terörle mücadele konusunda Bağdat ve Erbil'le önemli adımlar atıldı. Türkiye, Kandil, Sincar ve Mahmur'daki terör tehdidinden kurtulmak istiyor. Bu aynı zamanda Bağdat ve Erbil için de hayati önem taşıyor. Ancak ne Peşmerge ne de Irak ordusu PKK'nın Irak'tan sökülmesini tek başına yapabilecek güçte değiller. İşte bu sebeple Türkiye'ye ihtiyaçları var. Türkiye'ye de aynı kapsamda Peşmerge ve Irak ordusunun desteği lazım. Türkiye'nin muhtemel Sincar operasyonu ile ilgili en sert açıklamaların Haçlı Şabi'den gelmesi ve Sincar'a 8000 milis gönderilmesi de aynı ittifak anlaşmasının bir devamıydı. Bununla da yetinmediler ve Bağdat'ın El-Veziriye bölgesindeki Türk Büyükelçiliğine saldırmak istediler. Alınan güvenlik tedbirleri sayesinde bu girişim engellendi. Irak'ta Türkiye aleyhinde en ağır propaganda Şii medya mecraları tarafından yapılıyor. Bu doğrultuda Osmanlı ve Selçuklu'yu da dahil ediyorlar ve Türkleri işgalci olarak gösterip Irak halkı arasından nefret ekmeye çalışıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiği de bildirildi. Irak'ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled askeri üssüne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı. Bu saldırının Erdoğan açıklamasından sonra yapılması da ilginç. Erdoğan ne demişti? Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve
uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik dedi. Evet, yani Amerika ve NATO ülkeleri burada yine mağdur oynamaya çalışıyor. Arada bir kendilerine saldırılar düzenlettiriyor ki hani benim bu işte bir payım, bir katkım yok mesajı vermeye çalışıyorlar. Hani çoluk çocuk kandırmaya çalışıyorlar. Normalde hepsinin bu işte payı var ve o terör örgütlerini bunlar üretti, bunlar destekliyor. Türkiye'ye karşı hepsi birleşmiş durumda. Şimdi Türkiye'nin başarılı operasyonları, kendi İHA'ları ve SİHA'ları olduğundan Türkiye nokta atışları yapabiliyor ve kendi işini kendi halledebiliyor. Bunun korkusu bunlarda şu an tavan yapmış durumda ve bu yüzden değişik isimlerde terör örgütleri kurup en sonunda birleştiriyorlar onları. Hepsi Türkiye'yi kuşatıp kendi iç işlerine mahkum ettirmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin başını kaldırıp dünya arenasına yeniden çıkmalarını tahammülleri yok. Çünkü onlardaki Osmanlı korkusu her zaman tavandır. Bu yüzden Türkiye'nin ayaklanmasını, Türkiye'nin ilerlemesini ve gelişmesini asla istemiyorlar. Her videoda dediğim gibi bize düşen içimizde birleşmek. Eğer içimizde birleşebilirsek bu dışarıdaki hainlere karşı, düşmanlara karşı çok rahat başa çıkabiliriz. Yeter ki biz kendi içimizde birlik beraberlik içinde olalım. Yani hiç olmazsa bu muhalefet partileri olsun, bunları destekleyenler olsun. Böyle sınır ötesi operasyonlarda yani dış siyasette bari ülkemizi, devletimizi, hükümetimizi savunalım. Yani destek olalım. Bu ülke giderse hepimiz gideriz. Bu ülke sadece bizim ülkemiz değil, sizin de ülkeniz, hepimizin ülkesi. Yani bu gemi batarsa hepimiz altında kalırız. O yüzden ne diyoruz? Hep birlikte beraberlik içinde sağlam olarak bunlara karşı direnmeliyiz. Bakın Erdoğan ne kadar uğraşıyor. Irak'la anlaşıyor, gidiyor orada istihbarat mesela Suriye'yle anlaşıyor. İran'la anlaşmaya çalışıyor. Bir sürü iş yapıyor hükümet ve Türkiye. Ne için? Ülkemizin bekası için. Yani milletin ve Müslümanların İslam aleminin rahat bir nefes alabilmesi için ne uğraşlar veriyor. Bizler destek olacağımıza köstek olmayalım. Ve bu bilgileri çoluk çocuğumuzdan başlayarak en yakınımızdakilere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza anlatalım ki herkesin uyanmasına vesile olalım. Sadece bizim dinleyip anlamamız yetmiyor. Aynı zamanda öğrendiğimizi, anladığımızı anlatmamız da gerekiyor. Bu her vatanseverin görevidir. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Her zaman dediğim gibi kanalım ve videolarım spam altında olduğundan etkileşimim düşmüş durumda. Kanalımın etkileşimi düşmüş durumda. Bu etkileşimi yeniden çıkarmak, yükseltmek için desteğinize ihtiyacım var. Allah'a emanet olun.